Nevra abla diyeceğim. Tabii. Başka bir şey diye dilim varmıyor. Tabii çok şanslı bu sene tiyatro seyircisi. Çünkü iki tane oyun var. İki tane şahane oyun. Devam eden Ağaçlar Ayakta Ölür. Evet. Ve yeni başlayan Veda. Veda. Veda oyunu. Çok farklı iki karakter. Birbirinden çok farklı iki karakter. Yani Nevra Serezli'yi nasıl görmek istiyorsak her şekliyle bu sezon sahnede diyebiliriz. Çok farklı değil. İkisi de yaşlı çünkü. onu. İkisi de aynı yaşta. Öyle demeyelim. Ya. Hayır, gerçekten öyle. Aşağı yukarı da bir de aynı yaşta. Bu Deli Saraylı değil mi şey? Ağaçlar Ayakta Ölür de öyle bir babaanne. Burada da torun sahibi. Babaanne. O bakımdan olsun, aynı. Siz onu yani uçurmuşsunuz. İşte birazcık değişiklikler yapıyoruz tabii. Biraz oyundan bahsedelim mi? Seyirciyi nasıl bir oyun bekliyor? Veda tam 100. yılına Cumhuriyetimizin geliyor. 1920-23 arasında bir kendi ailesinin, otobiyografik ailesinin hikayesini, romanını yazmıştı Ayşe Kuli. Ayşe Kuli'nin biz onu eserine akıl ettik. Nedim uyguladı, tiyatro sahnesine uyguladı. Ayşe Kulin de kabul etti, memnun kaldı okuduklarından. Biz de epeydir çalışıyoruz. Zor bir oyun çünkü 400 sayfalık bir romanı 80 sayfaya indirmek çok zor. Bayağı bir uzun uzun çalıştık yani. Dün gece galası oldu. Keyifli geçti, seviliyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bir konağın içinde geçen ev hayatındaki İstanbul'un esir düşmesini de anlatıyor. Çünkü İngilizler tarafından İstanbul esir oluyor. Onun konaktaki yankılarını da anlatmış oluyor yani. O bakımdan aile içi ilişkiler dramatik bir yapıda anlatılıyor. Yani seyretmesi keyifli, güldüren tarafları da var. Müzik var, ağlatılan yerler, dramatik taraflar da var. Keyif alınacak bir oyun. Tavsiye çok ediyorum. Çok şahane bir şekilde uyarlandı diyorsunuz. Ve tam da yılı. Tam. Kurtuluş asıl, Savaşı zamanı anlatıyor. Tabii asıl uzun ömürlü bu oyun olsun. Çünkü artık tiyatro oyunları şövalyelik gibi bir şey oldu. İnsanlar özellikle pandemi, deprem olunca böyle toplu hareket etmeye çekinir oldu. Sinemalar, tiyatrolar sıkıntı yaşıyor ama işte böyle ustalarımız el verdikçe salonlar dolacak diye düşünüyorum. Efendim oyunun bir davetiyesi var. Yani gala davetiyesi. Önünde resmi var. Buna yaklaşabiliyor muyuz? Nasıl yapacağız? Oyunun afişi değil mi bu aynı zamanda? Aynı zamanda afişi. Evet. Şahane bir afiş. Oyunun önü bu. Ama önemli olan arkası efendim. Arkası da bir mektup. O unuttuğumuz, duygumuzu en iyi şekilde ifade edebildiğimiz iletişim aracı olan mektup. Biraz Leyla bunu okuyabilir misin? Senin heyecanın taze diye sana yapayım dedim bu sürprizi. Zaten benim gözüm görmüyor. Bu yazıyı da görmüyor. Okurken çok zorlanmıştım. İnşallah güzel bir şekilde okurum. Ben de iyi okuyacağına eminim. Yani ben bir okudum ilkokul bir gibi. Sevgili genç cumhuriyetli, bu dizeleri sana cepheden yazıyorum. Cumhuriyetin 100. yılında gözyaşı ya da gülücüklere boğularak okurken bu meçhul asker kim diye düşünürsen belki mühim değil ki vatan uğruna mücadele eden yüz binlerden biriyim. Postaya vermek özel bir el yazısı oldu. Evet için, çok bu arada gerçekten okurken de zorlandım bunu telefondan yollamışlardı çünkü. Nasip olamazsa bir gün beni mutlaka anmak isteyeceğini ve Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Ekim ayının 23'ünde takvim 2023'ü gösterirken saat 8'de hikayemi dinlemek isteyeceğini düşünüyorum. Bu bir veda mektubu değildir asla. Her veda bir başlangıçtır çünkü. Böyle. Müthiş. Bu zaten kitabın sloganıydı. Müthiş. Bizim oyununda öyle. Evet. Her veda bir başlangıç. Gerçekten hem tiyatroya hem Nedim Saban'a hem de siz değerli oyuncularına, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandık geldiğinde. Yani inşallah çok